Arkadaşlar her yıl gelenekselleşen İznik Gürüllü Evkit adı avına gidiyoruz bu akşam. Bugün 15 Temmuz 2023. Saatlerimiz 3.30. Hazırlıklara başladık. Haydi bakalım botu motu hazırlayacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bot burada duruyor 5-6 aydır. Maalesef bizim bilinçsiz arkadaşlarımız, görüyor musunuz? Kahvenin filtresini çöpe atmak yerine yani gelip buraya, ya bunu buraya boşaltmaya gerek yok ki. Birazcık eğitim, birazcık bilinç ya. Yazık yani, bunu yapmayın ya. Yeşilliğin içine bu atılmaz yani. Hakikaten atılmaz. Hani şurada atılmamış görünmesin diye gitmiş oraya atmış. Çok daha agresif bir şeyler söyleyecektim ama söylemeyeceğim. Bir dakika, spanzetler gevşemiş, botu bir daha tekrar şişirelim, sonra da kitleyememiş bir daha. Evet Murat abi. Evet. Biz bugün nereye gidiyoruz? İznik Gölü'ne gideceğiz. Bursa'nın Güzide ilçesi İznik, biliyorsunuz çok tarihi bir yer aslında. Ve bu gölde çok güzel levkit çıkıyor. Her sene gidiyoruz. Kanalımızda başka videolar da var biliyorsunuz. Hazırlık aşamasındayız. Bu akşam yola çıkacağız. Botumuzdaki ufak tefek son ayarları kaynamamış bu çocuk. Bağlayacağız arabamızın ardına. Basacağız, gideceğiz. Bir dakika elde. Şimdi ortalayalım, siktireceğim abi. Ha, dur. Biraz ufak tefek de. Allah. Tamam. Sol fren. Mazot alacağız. Hadi gidiyoruz. İstediğiniz zaman aslında daha önce videolarını çektik. Bu kez daha böyle hazırlıklı olarak gidiyoruz. Farklı şeyler de deneyeceğiz. Yine İznik Gölü her yıl yaptığımız gibi daha önce geleneksel İznik Gölü Levkit avına gidiyoruz. Kadromuz sağlam, köpeklerimiz yanımızda. Kampımızı kuracağız bu akşam. Saat 9-9.30 sularında, çünkü hazırlık da yapacağız. Buz alacağız, yiyecek içecek falan. 9-9.30 sularında mangalımızı yaparız. Hazırlamıştık, gündüzden yeriz. Ondan sonra yatar uyuruz, biraz sohbet muhabbet. 4'te kalkarız, botu suya indiririz. Evet. Bot arkamızda. Sağ olsun Deniz kardeşim. Deniz'in ama bize sanki hibe etmiş gibi kullandırıyor. Jig deneyeceğiz, slider deneyeceğiz. Bu senenin en büyük yeniliği, Akın çok güzel sliderlar hazırladı. Normalde Deniz'de, Deresu'da çalıştığımız ama jigin çalıştığı yerde slider çalışıyor. Bu hayvan da, bu balık da jigi atladığına göre slider'ı da atlayabilir diyerek çift iğneli sliderlar hazırladık. Deneyeceğiz 10-12 metre derinliklerde. Tavuğu da unuttuk, yemeğimizi son anda aldık aslında. Oluyor böyle şeyler, yapacak bir şey yok. Hazırlık yaptık. Güzel geçecek yani Meriç'im. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? İlk kez levkit avına çıkacaksın. İlk kez levkit avına çıkacağım. Bundan önceki avlarımızda da zaten güzel başarılar elde etmiştik ama bir tatlı suda levkit avı hiç yapmamıştım. Bunu güzelce kolajlayıp çekip sizlere sunacağımdan eminim. Güzel drone çekimleri de yapacağız. Aa evet. Belki o, burada... Tabii ki de. Sinematik çekimler de olacak. Keyifli bir video olacak zaten. Evet. Güzel şekilde videoya geçelim. Üstünün... Nasıl ya? Allah Allah. Herkes kendi kutusundan istediğini kullanabilir diyorsun. Tamam, doğru. Popping popping, su üstünde bunları deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, aynen öyle. We'll be right back.
Yani böyle bir dürbün olsa da içine baksam. Şey var abi, YouTube'da... Çok çeşitlilik var mıdır diyorsun? Var tabii ki abi. Yani önce burada başka bir arkadaşım bir tanesi. Ama ne balık olabilir ki orada? Türler belli yani. Hayır, türler belli ben çoğunluk anlamına veya büyüklük anlamına. Anladım. Sürünün elin büyüklüğünden bahsediyorum. Tabii mesela atıyorum 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo yayın var mıdır diyorsun? Ya olsa ama çıkmaz mıydı şimdiye kadar? Çıkmaz zaten var. 200 kilo tutuyorlar mı? Tabii ki. Burada 90 küsür kiloluk çok sevimli bir arkadaşı yakaladı. 200 kilo bir ekler var şu anda buralarda. Ya tabii biraz daha var da geldik yani. Buraya tamam gelmeyeceğiz buraya doğru. Ama baksana şuralarda hiç yer yok ya. Burası, o büyük kayanın oradan geçiyoruz evet, değil mi? Evet evet. Büyük kayanın önünde avlanıyoruz zaten. Tamam işte aynen o da ileride. Eldiven getir. Tamam. Işık. Bizim amcalar 1951'de gelmişler Orhan Gazi'ye. Onun anlatmasına göre o seneler diyor caminin minaresi görünüyoruz diyor gölün ortasında. Sen o zaman birinci elden duyuyorsun bunu. Aynen. Tamam. Bizim diyor geldiğimiz sene 1951-52 yıllarında gölün ortasında caminin minaresi görünüyoruz diyor. O kadar azmış yani su. O kadar azmış, daha sonra çoğalmış. Onun başı daha amcamları görmediği, bilmediği ama duyduğu şeyler. Gölün ortası bir köy. Bir aksakallı bir dede geliyor. Çeşitli evleri geziyor. İşte yemek, yiyecek, içecek falan istiyor. Kimse bir şey vermiyor. En son bir kadına gidiyor. Bir kadın açıyor daha doğrusu bir evin kapısını. İçeri davet ediyor, işte karnını doyuruyor. Adam çıkıyor evden. Kızım demiş, en değerli neyin varsa al, çıkabildiğin en yüksek tepeye çık. Ama demiş, sakın arkana bakma. Kadına da bir inanç geliyor o anda. Dediğini yapıyor işte, değerli neyi varsa. Bir vuruyor dağın tepesine, yukarı doğru gidiyor. Enzili Bey geldiğinde arkasını dönüyor, bakıyor, her taraf su. Köy suları altında. 500 metre derinlik var mı burada ya? Belli bölgelerinde var diye. Vay be. Lan bayağı iyi. ...94-95 yıllarında bizim evin karşısında bir tane polis oturuyordu. Evet oğlum. Onun iki tane delikanlı oğlu vardı. İkisi de boğuldular. O zaman çok profesyonel dalgıçlar geldi yüzükleri aramaya. Onlardan ben kendi kulağımla duydum. Aklı olan bu göle girmez diyor. Kıyıdan da yani. Kıyıdan da. Yani öyle öküz gibi yayınlar var. Adamı yutar. O cesetleri ararken o dalgıçlar çıktıktan sonra söyledikleri bu. Aklı olan girmez. Yayınları görüyorlar yani. Evet. Özellikle de az önce geldiğimizde bir şeyini söyledim. Bu şu yan taraf bizim şey. Karacakaya restoran. Hı hı. Karacakaya ismini zaten kayalıklardan alıyor. Evet. Onun ön tarafı yayın yatağı. Çok büyük yayınlar var ama kimse oraya giremiyor. Anladım. Volta falan atılmıyor. Çok aşırı kayalık bir bölge. Çok büyük yayınlar var. Thank you.
senin çantan var mı? Hani garantiydi abi? İlk defa boş geliyoruz hayatımızda. Dipte mi aldı, yukarıda mı? Abi bak ne. Aldı be. Fiyat. Ne yapıyorsun senin?
Selam, ben şey yapacağım.